Uzun gece ilerleyen günler bakalım bölge için hangi gelişmelere gebe. Şimdi Güngör Bey zaten İran içinde, Rusya içinde tutumu ne olacak diye bu başlığın altında yapmış olduğu değerlendirmelere ilişkin. E, yorumları dikkat çekiciydi. Tabii bu bağlamda ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Evet. Bir kez daha böyle rica edebilirim. Evet. Arkadaşlar görüntüler vardı. Suriye'nin bölgede e, düzeltiyorum, Rusya'nın bölgede gerçekleştirmiş olduğu hava saldırılarına ilişkin. Tabii muhalifleri durdurmayı amaçladığını tahmin ediyoruz bu hava saldırılarının. Buraya e... alalım o görüntüler üzerinden de e, bir yorum rica etmiş olalım İlyas Hocam'dan. Ne olur şimdi Esad Putin'e gitti. Ne isteyecek? Putin'in tutumu işi... ne olacak? Yani gör evet. Bey'in yorumuna katılıyor musunuz bu noktada? Ee, Esad'a bir ders vermeye mi çalışıyor Putin bu noktada? Evet, Güngör Bey'in yorumuna evet. katılıyorum. Hatta şöyle bir şey söyledi. Esad için en uzun gece dedi. Ona evet. ben de katılıyorum. Evet. Bugün bu gece Esad için önemli bir gece. Şimdi önce şu makro bazlı bir not düşelim. Nasıl, neden bu olaylar oldu? Burada anlatmıştık. Rusya Ukrayna bataklığına battı. Ukrayna'da savaş devam ettikçe ve derinleştikçe Rusya diğer bölgelerden askeri güç çekmeye başladı. Mesela Azerbaycan-Karabağ savaşı sırasında oraya göndermiş olduğu Rus askeri birliklerini çekmek zorunda kaldı. Bir. İki. Hemen şurada Hatay'ın, Reyhanlı'nın alt tarafına gelen şurada Laskiye <laughs> ve Tartus bölgesinde askeri üstlerinden zırhlı birliklerini çekmek zorunda kaldı Rusya... Geçtiğimiz yılın Mayıs-Haziran ayları gibiydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani 5-6 ay önce. Evet. Nereye gitti bunlar? Ukrayna Savaşı için cepheye gitti. Şimdi bu bölgede Rusya zayıflayınca hatırlarsanız daha bir ay önce İsrail uçakları Tartus'u bombalamıştı. Ve burada demiştik ki eğer Rusya bu bölgede kalsaydı İsrail buna cesaret edemezdi. Yani bizim askeri stratejide Ters ayak üstünde yakalanmak diye bir kavramımız var. <laughs> tamam mı? Yani bir tarafla savaşırken, bir cephede savaşırken diğer tarafla istesen de ilgilenememek. İşte Rusya'nın durumu bu. Rusya burada Suriye'yi ihmal etmek zorunda kaldı. Buradan askeri güç çekmek zorunda kaldı. Ve buradaki zayıflamayı gören İsrail de rahatça gelip sahil hattından, Tartus'a kadar gelip Tartus'a kadar bombaladı. O gün konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz bir programda bu yorumu yapmıştınız. Biz daha bu gelişmeleri konuşmadan, işaretini bile belki almadan önce. Şimdi Rusya'nın odağı değişti. Buradan evet. bir şekilde zaten elini çekmek zorunda diye ve beraberinde yaşanabilecekleri Aynen. de dikkat çekmiştiniz. Aslında benzer bir tablonun bugün gerçeklik olduğunu bölgede görmekteyiz hocam. İşte zaten o hocam. bölgenin boşluğunu değerlendirdi İsrail... Şimdi burada şu ortaya çıktı. Türkiye açısından düşünüyorum. Evet. Biz biraz evvel Güngör Bey çok güzel söyledi. Esat'ı defalarca masaya çağırdık. Gelin uzlaşalım. Bakın Türkiye'nin istediği yer şu M4 karayolunun kontrolü, kontrolü. bizde kalacak şekilde evet. aşağı yukarı 30 kilometre güneye inmek ve burada yarım kalan işini tamamlamak. Bir hat oluşturmak. Aksine. Bakın Türkiye'nin Halep'ten bir talebi yok normalde. Biz bunun için istiyoruz? Bunu burada anlattık. Dedi ki bakın buradaki coğrafi konum gereğince terör örgütlerinin ülkemize sızmasını ve operasyon yapmasını engellemek için biz güvenlik hattını M4 hattına indirmemiz lazım. Hı hı. m 4 de bizim kontrolümüz altında olsun ki kuzeyden bat, batıdan doğudan batıya doğru e, M4 yolunu kullanarak yapılan intikaller de kontrolümüzde olsun istiyoruz. Biz eset e diyoruz ki bak şu bölgeyi bize ver demiyoruz bak. Biz alalım, topraklarımıza katalım demiyoruz. Biz diyoruz ki esete şu bölge eskiden sana ait olan, şu görmüş olduğum bölgeyi tarafsız bölge yapalım. Hı hı. Buraya girme. Biz Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Evet. Ne zaman ki sen gerçekten bu bölgede Türkiye'nin güvenliğini sağlayabileceğine bizi ikna ettin, o zaman da topraklarını sana biz teslim edelim. Şimdi bu bölge Esed'in zulmünden kaçan Müslümanlar özellikle Sünni Arap halkının toplandığı bölge burası. Türkiye burayı terk edemez. Türkiye burayı terk ederse milli güvenlik açısından yani sınırlarının güvenliği açısından eski riskli döneme döneriz. O eski PKK saldırılarının sızmalarının olduğu karakol baskınlarının olduğu döneme döneriz. Bir. iki burada bize güvenen halkı da Esed'in zulmüne teslim etmiş oluruz. Tabii. Yani Burada bizden istemeyeceğiniz, yani biz yapamayacağınız bir, şey, şey bir şey, istiyor Esed. Biz de Esed'e diyoruz ki gel biz bunu da anlaşalım, senin toprak bütünlüğünü diyorduk ve Esed yanaşmıyordu. Şimdi Rusya oyundan yavaş yavaş çekilince Esed sahipsiz kaldı. Şimdi bu gece Esed'in Rusya'ya gitmesi bence bende bir şüphe uyandırdı. Neden? Halep gibi önemli bir şehriniz kuşatma altındayken bir ülkenin devlet başkanı başka bir ülkeye gidip gittiği zaman Şöyle bir etki yaratabilir savaşan cephedeki savaşan askerde. Çaresiz Acaba kaldı. Acaba yenik Çaresiz ve kaçıyor mu? Tabii. Yani ülkeyi mi terk ediyor diye bir izlenim oluşturabilir. Ya tek çaresi zaten, Putin'de mi? Evet. Esadun. Zaten dikkat ederseniz Suriye ordusunu savunma yapamadığını, çok çabuk çözüldüğünü ve 56 tane bölgeyi çok süratli bir şekilde terk ettiğini görüyoruz. Şimdi hocam Putin bölgeden çekiliyor diyoruz ama arkadaşlar şimdi hazırsa o görüntüleri bir kez daha ben ekrana rica edeyim. Putin bölgeden çekilmiyor yalnız. Rusya'nın hava saldırıları devam ediyor çünkü. Evet. Yani bunun e, nasıl anlamlandırmak, gerekiyor? Putin bölgeden çekilmiyor. Putin Tam olarak bölgedeki ne gücünün bir kısmını çekmek zorunda kaldı ama bir Peki. kısmı duruyor orada. Hala hava kuvvetleri var, hala denizde orada limanda ge savaş gemileri var ve hala küçük de olsa bir... Bir yandan o da Ukrayna Savaşı'nda değil mi? Yani çoğu defa evet. son zamanlarda... O da orada, işte, zaten oraya bir kısmını oraya götürür için burası tabii zayıfladı. Yani. Bu zayıflamış hali. Eğer Rusya bu bölgeden çekilirse Suriye diye bir şey kalmaz, Kalsın. Esad diye bir şey kalmaz. Hani Suriye çekilmiyor. Sadece Şimdi burada, burada tabii ki Rusya ders ne yapacak? Rusya çünkü. çaresiz hani çaresiz derken hani ne yapabilir? Uçaklarıyla hava saldırıları yaparak Heteşe bölgesine hava saldırıları yaparak durdurmaya çalışıyor ama şunu unutmayalım ki kara harekatıyla desteklenmeyen hiçbir hava harekatı tam sonuç vermez. Amacına ulaşmaz. Amacına ulaşmaz. Eğer sen burada havadan Rus uçakları bombalar da Esed'in ordusu da o bombalanan hava desteğinin gölgesi altında Esed ordusu ilerler o zaman bir anlamı olur. Ama Rusya bombalamasına rağmen Esed ordusu resmen kaçıyor. Şimdi Esed ordusundaki bu kaçma panik havası ve Suriye Esed'in de Rusya'ya gitmiş olması ister istemez benim aklımda bir soru işareti oluşturdu. Yani bilmediğimiz bir şeyler mi dönüyor? Eğer normal şartlarda Halep'e 1 kilometre 5 kilometre mesafeye kadar yaklaşmış olsanız bile Halep gibi bir şehre direkt hareket yapamazsınız. Yaptığınız zaman burası şehir. Burada mahalleler var, sokaklar var, sığınaklar var. Burada şehir savunmasına yani şehir e, e, asimetrik savaşa geçildiği zaman çok ciddi kayıplar verirsiniz. O yüzden eğer Halep'e girecekseniz, yığınak yapacaksınız. Askerinizi dinlendireceksiniz, tekrar planlamanızı yapacaksınız sonra Halep'e gireceksiniz. Eğer şayet Zayıf bir ihtimal ama Esed kaçmışsa gerçekten Rusya'ya, Rusya'dan bir destek gelmeyeceğini anlamışsa Halep rahat düşer. Ve aynı şu anda çekildikleri gibi süratle çekilip boşaltırlar, Halep çok rahat düşebilir. Böyle bir ihtimalin e, zayıf gerçekleşmesini ama var. Evet, zayıf mı yani buluyorsunuz? Zayıf buluyorsun? ama var. Var. Eğer e... esadın artık çok çaresiz Aynen. kaldığını anlamasından dolayı böyle Esed, bir adım atabilir miyiz? şu anda anne, çok çaresiz kalmış ve Rusya'ya gitmişse ve bu durumdaysa e, Halep'teki güçler süratli bir şekilde terk edecektir. Zaten biz Halep'i daha önce Suriye ordusu bir kere daha böyle terk etti. Evet. Uzun süre Suriye'nin elinde değildi. Daha sondan biliyorsunuz Rusya'nın desteğiyle tekrar Halep'i aldılar. Peki şimdi Halep düşerse ne olur? Şimdi Halep, evet. Ekonomisinin döndüğü, Ekonomisinin önemli, evet. şimdi Halep Suriye'nin İstanbul'u. Ekonomisinin döndüğü en önemli Suriye ekonomisi. Şimdi Halep'in düşmesi demek En önemli ikinci şehri. Şam'dan başka şehir kalmadı demek. Evet. Diğerleri hepsi taşra şehirleri. Yani Şam'dan başka şehrinizin kalmaması demek. Halep düşerse Suriye bitmiş demektir. Yani Esed beklenen sona yaklaşmış demektir. Burada bu harekatta bir şey daha söyleyeceğim. Neydi? Türkiye ile Amerika arasında son zamanlarda düzelen bir kısım ilişkiler var. Yani burada ben mesela şunu dikkat ettim bugün... Amerikan kaynaklarına baktım. Bir de böyle haber kaynaklarına bakarım ama ben esas Amerikan Derin Devleti'nin yayınları olan Forum Polisi gibi, Washington Enstitüsü gibi kaynaklara bakarım. Ben yayına geldiğim saate kadar Amerika Birleşik Devletlerinden buradaki olaylarla ilgili bir tepki görmedim. ya yani Bu da bana çok garip geldi. Amerika niye sessiz? Şimdi burada Tahrir-i Şam, yani HTŞ örgütünün şöyle bir özelliği var. Bunlar daha bağımsız hareket eden, yani ÖSO gibi değil. ÖSO biraz daha Türkiye ile paralel hareket eden, HTS'ye de yine öyle muhalif kuvvettir ama o biraz daha böyle bağımsız hareket eden, yani e, bizimle temasları olduğu gibi Amerika ile de temasları olan bir gruptan bahsediyorum. Bunun tabii. altını çiziyorum. Tabii. Yani burada bir mide bulandırıcı bir durum da var. 2018 yılında Türkiye'nin de terör örgütü olarak e, tanıdığı bir grup Evet H yani biraz aynı zamanda. Çıkarlarına göre, Amerika'yla da yani burada e, bunun da altını çiziyorum. Şimdi birkaç tane notum var, vaktim var mı bilmiyorum. Alabiliriz hocam birkaç tane. Şimdi, şimdi vakitte daralıyor şu terlikatı e, biraz daha Güngör konuşalım. Yavuz Aslan dedi ki Esed için uzun bir gece katılıyorum. Evet. Şu anda Rusya'dan gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü evet, o işin evet, rengini göreceğiz anlamda. orada. İki, Esed Rusya'ya neden gitti işte bilmiyoruz onu öğreneceğiz. Üç, Rusya-Ukrayna ters ayak meselesini anlattım önemli. Yani Rusya yoksa normalde burayı bırakmaz bu bölgeyi. Rusya için önemli bir bölge. Akdeniz'e indiği bir bölge ama Rusya da çaresiz. Çünkü orada gerçekten... Bakın Rusya-Ukrayna savaşında ölen asker sayısı toplamda Ukrayna ile beraber 1 milyon aştı. Çok çok Rusya bekliydi, şu anda savaşacak asker bulamıyor. Kore'den biliyorsun önce 10 bin kişilik bir tünen gelmişti. Şimdi 100 bin kişilik bir askeri kuvvet takviyesi geldi Kuzey Kore'de. Tabii. Evet. Ayrıca... E, ABD'den ses gelmiyor mu da anlattık. E, M4 karayolunu bahsettik. Evet. Ki zaten Putin de son zamanlarda yapmış olduğu açıklamalarda doğrudan artık e, bu savaşın Ukrayna ile değil NATO ile devam ettiğinin mesajını veriyor. Buna ilişkin de... O reşnik füzesini işte dinlemem ben atarım kimse de bunu durduramaz mesajlarını veriyor. Yani işaret ettiğiniz gibi biraz daha o dağını artık o noktaya çevirmek durumunda evet. kalmış gibi görünüyor. Ama ne açıklama yapacak bölge için elbette e bir şeyi söyleyecektir. Ne söyleyeceği merak ediliyor. Ben burada şu soruyu soruyorum. Esed Rusya'nın e, ne diyelim kuklası birisi. Yani Rusya'nın adamı. Evet. Esed güçleri demek. Rusya güçleri demek. Yani Rusya'nın desteklediği güçleri demek. Şimdi Türkiye destekli bir harekat Halep'e kadar olmaz. Yani Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tabii. Eğer bizim savunma bakanlığı ilk açıklama yaptığında hı hı. şöyle açıklama yapmıştı. Son dönemlerde Türkiye sınırına yakın bölgelerde özellikle İdlib bölgesine yapılan Suriye birlikleri tarafından yapılan saldırılara cevaben yapılan bir Harekat yapıldı. Fakat harekatta derinlik sağlandığı için e, alanın tamamına Hı. hareket yaygınlaştırıldı. Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama bu. Ben açıklamadan anladım ki buradaki yapılan saldırılara karşı muhalifler desteklenerek bir karşı hareket yapılmış. Böylelikle şu bölge kapatılmış. Hı. Ama Halep'e girmek dediğinizde işin rengi değişir. Halep'e girmek kolay, kolay duyduğum şey değil diyor ben yani. Amerika'yı hatırlarım